Man carries a gun, he tends to use it. Amerikan Anayasası'na göre bireylerin silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilemez. Ancak anayasanın bu maddesine rağmen 2017 yılı içinde birbiri ardına yaşanan ve çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırılar, bireysel silahlanma özgürlüğünü ve silah kontrolü tartışmalarını tekrar alevlendirdi. 2017 yılında 335'i kitlesel 59.619 silahlı saldırı yaşandı. 15.039 kişi hayatını kaybetti, 30.000'den fazla kişi yaralandı. 11 yaşın altındaki 711 çocuk, 12 ila 17 yaşları arasındaki 3.159 genç ise ölü ya da yaralı olarak kurbanlar listesindeki yerlerini aldı. Saldırılar sonrası halkın bireysel savunma amaçlı silah edinme yönelimi artarken, saldırıların aslında silahlanma özgürlüğünün bir sonucu olduğuna dikkat çekenler de var. Silah satışlarının daha sıkı kontrol altına alınması için Kongre'den yasa çıkarma girişimleri her defasında başarısızlıkla sonuçlanan eski Başkan Barack Obama, terörle olası bağlantısı olan kişilerin uçaklara bindirilmesinin ve silah edinmesinin önüne geçilmesi gerektiğini savunuyordu. Obama, Beyaz Saray'daki son yılında Amerikalıların silaha erişimini denetim altına alacak yeni düzenlemeler getirmiş ve silah kontrolüyle ilgili tarihi kararı açıklarken, silahlı saldırılarda yaşamını yitiren çocuklarla ilgili konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamamıştı. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. Kişilerin geçmişleriyle ilgili sicil kaydı araştırmasını ağırlaştıran ve silah satan tüm kurumların kayıt altına alınmasını, bu kurumların da sattıkları silahları kayıt altına almalarını zorunlu hale getiren değişiklik Amerikan silah lobisini kızdırmıştı. Ama Obama hiç silah kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir soruyu, "Geçmişte çok sık hedef vurmaya çalışan bir nişancıydım. Beyaz Saray davetlileriyle de sürekli atış talimi yapardım. Ben ABD'nin geçmişine uzanan avcılık geleneklerine büyük saygı duyuyorum ve bana kalırsa bunu göz ardı edenler büyük bir hata yapıyor," diye yanıtlamış. "Eğer babanız size 10 yaşında bir av tüfeği hediye eder ve siz bu silahla amcalarınızla günler geçirirseniz silahlar bir aile geleneği haline gelir. Böylece bu geleneği korumak istersiniz," diye devam etmişti. Bu sözler Obama'nın bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasında çok da istekli olmadığı yorumları yapılmasına neden olmuştu. Başkanlık koltuğundaki ilk yılını henüz doldurmayan Donald Trump, daha Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayıyken, terör bağlantıları nedeniyle seyahat etmeleri yasak olanlar listesinde yer alanlara silah satışlarının engellenmesi konusunda Ulusal Silah Derneği ile görüşeceğini açıklamıştı. Ancak Las Vegas'ta yaşanan Amerikan tarihinin en kanlı silahlı saldırısından sadece günler önce Trump yönetimi Amerikan silah üreticilerinin saldırı tüfekleri ve mühimmat da dahil olmak üzere ürettiği küçük silahların yabancı alıcılara satılmasını kolaylaştırmaya hazırlanıyordu. Beyaz Saray'da Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın uluslararası olmayan ateşli silah satışlarının denetim ve satışlarını kolaylaştırmak üzere bir yasa hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Trump yönetimi yapmayı planladığı yasal düzenlemeyle ateşli silah ticaretini canlandırmayı hedeflese de bazı kongre üyeleri ve silah denetimi savunucuları ihracat kurallarının hafifletilmesinin ve silah ticaretinin kolaylaştırılmasının ülke içinde bir takım sıkıntıları da beraberinde getireceği görüşünde. Amerika'da sıklıkla kullanılan ateşli silahların suç çetelerinin ve militanların işlerini daha da kolaylaştıracağı ve suça daha çok yönlendireceğine dair endişeler dile getirilirken, korkulan başa geldi ve Amerikan tarihinde en çok ölüme neden olan o silahlı saldırı meydana geldi. Çok sayıda eyalette uzun namlulu olanlar dahil silah taşımak ve meşru müdafaa kapsamında ateş açmak serbest. Amerika'da her eyaletin silah satışlarını düzenleyen kendi yasaları var. Eğer Alaska veya Arizona'daysanız ruhsatsız silah bulundurabiliyorsunuz. Vermont eyaletinde ise 16 yaşından gün almış herkes herhangi bir izne gerek duymadan silah satın alabiliyor ve silah taşıyabiliyor. Montana'da ise yaş sınırı 14'e kadar düşüyor.
Florida'da hayati tehlike hissedip ateş açarsanız tutuklanmıyorsunuz. Bireysel silahlanma tartışmaları ile ilgili çarpıcı rakamlar da var. Amerika'da yapılan bir araştırma 36 yıl içinde 1,5 milyon Amerikalının ateşli silahlar yüzünden hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu ölümlerin %66'sı intihar, %33'ü ise cinayet olarak kayıtlara geçti. Aynı süre içinde sadece 1 milyon 200 bin Amerikalı askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. Kısacası 36 yıl içinde Amerika bireysel silahlanma sonucu savaşlarda kaybettiğinden daha fazla insanın ölümüne ülke sınırları içinde tanık oldu. Ülke genelinde silah satıcılarının çoğunun lisanssız olduğu belirtilirken Amerika'da her yıl 9 bin kişi silahlı saldırılarda ölüyor. Ölü sayısının fazla olduğu saldırılarsa yalnızca kısa bir süre haber bültenlerinde yer aldıktan sonra unutulup gidiyor. Kısacası saldırılar giderek artıyor. İki saldırı arasındaki zaman azalırken kayıpların sayısı artıyor. Yanıtı aranan soruysa bu olaylarda silah satışını sınırlamıyorsa bireysel silahlanmanın önüne hangi güç geçebilir? 2017 yılındaki saldırılarla bir kez daha gündeme gelen bireysel silahlanma konusu bir süre daha konuşulup rafa kaldırılmadan önce Amerikalılar bu konuda ciddi bir adım atılmasını bekliyor. Bu konuda somut adımlar atan bir kuruluşsa mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. O da merkezi Washington'daki Brady Vakfı. Başkan Ronald Reagan 1981 yılında Washington'da bir otelden çıkarken John Hinckley adlı saldırgan tarafından vurulduğu zaman yanında bulunan basın sözcüsü James Brady sakat kalmıştı. Aylarca tedavi görmesine karşın sol tarafı felçli kalan Brady tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Başkan Reagan'a suikaste 2 kurşun isabet etmiş ancak Reagan bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Brady ise suikastten sonra hayatını silah kontrolü konusuna adadı. Silah satın almak isteyenlerin geçmişinin incelenmesini öngören yasanın çıkarılmasına öncülük eden Brady, silahlı şiddetin önlenmesi yasasına da adını verdi. 1986'da başlatılan girişim ancak 8 yıl sonra yasaya dönüşüp 1994'te yürürlüğe girdi. Silah denetim yasası sayesinde 3 yılda 173 bin sabıkalının silah satın alması engellendi. Hedef silah taşımaya hazır olmayan kişilerin silahları erişiminin önüne geçmek, bir anlamda tehlikeyi önlemek. Brady kampanyası silah almak isteyenlerle ilgili ulusal güvenlik soruşturmasının genişletilmesini hedefliyor. Well, Brady has three campaigns. One of our campaigns is called... İnternetten satışın yaygınlaştığı ve silah fuarlarının arttığı günümüzde bireysel silah satıcıları Brady yasasındaki yasal boşluklardan faydalanıyor ve güvenlik soruşturması yapmadan silah satıyorlar. Ama biliyoruz ki bugün bu yasal boşluklar yüzünden her 5 silahtan biri güvenlik soruşturması yapılmadan satılıyor. Bu da demek oluyor ki tehlikeli kişilerin silaha erişimi çok kolay. O yüzden bu kampanya Kongre'ye bu soruşturmanın genişletilmesi ve yasal boşlukların kapanması konusunda itici güç oluyor. Bir başka sorun da ülkede yaygın olan şiddet. Günde 93 kişi ölüyor. Silah satışının yasak olduğu kişilere silah satan satıcılar var ve suç işlenen silahların %90'ının satışından onlar sorumlu. Brady Vakfı yasal sınırlar içinde hem siyasilerle hem de halkla çalışıyor. Bu satıcıları tespit ediyor ve satış yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Oysa kurallar çok açık. Eğer silah satın alacaksanız o eyalete göre en az 18 ya da 21 yaşında olmalısınız. Orada ikamet ediyor ve geçerli bir kimlik sahibi olmalısınız. Herhangi bir suçtan da hüküm giymemelisiniz. Madde bağımlılığınız da bulunmamalı. Gerekli formları doldurduktan sonra güvenlik soruşturmasına geçebilirseniz paranızı ödeyip silah satın alabilirsiniz. Herkes genelde bir ya da iki silah satın alıyor. Ama şunu da yapabilirsiniz. Bugün gelir bir silah alır, ertesi gün gelir iki tane daha alabilirsiniz. Birden fazla aldığınızda bunu gösteren formlar doldurmak zorundasınız. Silah satın almaya gelen kişilerle konuştuğumuzda doğru söylediğine inanmıyorsak ya da güven duymamışsak satmayabiliriz. Yani bir kişiye silah satmama hakkımız var. Bizden silah satın almak isteyen herkese silah satmak zorunda değiliz. Reddetme hakkımız bulunuyor. Bir başka hedef de sosyal normların değiştirilmesi.
Bunun içinde Brady Vakfı'nın eş başkanı Chris Brown, evlerde bulunan silahların potansiyel tehlikesine dikkat çekiyor ve Amerikan halkının eğitilmesine odaklandıklarını söylüyor. And our last campaign, our social norm change campaign, is really focused... Maalesef güvenli yerlerde tutulmayan, kilitli olmayan silahlar, silahların ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Özellikle de bu silahları bulan çocuklar kendilerini, kardeşlerini ya da oyun oynamaya gelen arkadaşlarını öldürüyor. Brady Vakfı bu yüzden evlerinde silah bulunduran Amerikalıları bu riskler konusunda eğitiyor. Amacımız 2025'e kadar silah satışını yarıya indirmek. Bu hedefe odaklanıyoruz. Bunun bir yolu tehlikeli kişilerin silaha erişimine engel olmak. Brady yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana 3 milyon tehlikeli kişiye silah satışı engellendi. Eğer ölümlerin 5'te 1'ine neden olan ve güvenlik soruşturması yapmadan silah satan kişilerle ilgili yasal boşlukları kapatırsak daha fazla hayat kurtarabiliriz. Çünkü biliyoruz ki silah satılmaması gereken kişiler silah satın alabiliyor. Cinayetlerin çok fazla olmasının nedenlerinden biri de silah satış piyasasının kolay ulaşılabilir olması. Eğer bu açıkları kapatabilirsek, bu silahların teminini sağlayan pazarı ortadan kaldırabilirsek, katillerin de önüne geçebiliriz. Üstelik tek tehlike cinayette değil. And the real risk of suicide. Bir diğer tehlike de intihar. 33 bin ölümden 3'te 2'si intihar. Bunun nedenlerinden biri de silahların kolay ulaşılır olması. Eğer evde silahınız varsa silahla ölüm riskiniz 3 kat artar. Aslında herkes gidip silah alamıyor. Federal makamlardan onaylı ateşli silahlar satıcısıysanız mutlaka güvenlik soruşturmasından geçirip silah satmanız lazım. Satın alacak kişi eğer daha önce suç işlemişse bu soruşturmayı geçemez. Siz internette kişisel silahınızı da satsanız, federal makamlardan onaylı bir satıcıysanız da mutlaka güvenlik soruşturması yapmanız lazım. Vakfın yönetimden beklentileri var. Bu konuda düzenlemeler talep eden vakıf cezai yaptırımlar öngörüyor. We hear a lot from the Trump administration and from our attorney. Trump yönetiminden çok şey duyduk. Adalet Bakanından çok şey duyduk. Tamam, bunda görüş birliği içindeyiz ama bir başka mesele de bu kişilerin yanlarına arkadaşlarını ya da sevgililerini alıp güvenlik soruşturmasından geçebilecek kişilere silahı aldırmak. Bu olmamalı. Bu konuda bir yasal uygulama olmalı. Federal hükümetin ve yargı sisteminin bu noktada çok önemli bir rolü var. Hem satın alanlara hem de güvenlik soruşturmasına yeteri kadar vakit ayırmayıp silah satanlara ciddi cezai yaptırımlar getirilmeli. Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Las Vegas'taki saldırıdan hemen sonra oraya gittiler ve ikisi de silahlı şiddetle ilgili konuşmanın zamanı değil dedi. Benim bu yönetime sorum şu, ne zaman zamanı gelecek? Toplu ölümler var, bunun yanı sıra her gün 93 kişi silahla hayatını kaybediyor. O yüzden dürüst olmak gerekirse ben şu dönemde Trump yönetiminin bunu yapacağı konusunda çok da umutlu değilim. Biliyoruz ki NRA tek ve en büyük silah dağıtıcısı. Trump'ın kampanyasına 30 milyon dolar bağışladı ama Amerikan halkı bizim tarafımızda. Silah sahibi olsun ya da olmasın, herkes yeteri kadar şiddete tanık oldu bu ülkede. Ve Donald Trump seçimler için tekrar potansiyel bir aday. Anketlere bakacaktır. Amerikalıların fikirlerine önem verecek ve doğru olanı yapacaktır bu konuda. Brady Vakfı sadece yasalarla ve yaptırımlarla sınırlı kalmıyor. Yaşanan olayların kurbanlarıyla da yakından ilgileniyor. Well, I actually was in Vegas. Oh, really? Yeah. Ben Las Vegas'taki olaydan sonra oradaydım. Olayın kurbanlarıyla, toplum liderleriyle, kongre üyeleriyle görüştüm. Bu konuda birçok görüşmemiz oldu. Milletvekilleriyle konuştuk. Değişim için bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden onunla ve diğer kongre üyeleriyle yakın işbirliği içindeyiz. Birçoğumuzun istediği değişikliği hayata geçirmeleri için onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Ben bir anne olarak bu korkunç kayıplardan çok üzüntü duyuyorum. Günlük yaşamlarını sürdürürken birçok aile bu acı tecrübeyi yaşadı. Orada sadece konser izlemek isteyen 22 bin kişi vardı ve 10 dakika içinde 10 gün boyunca cephede ölümüne savaşan ordu mensuplarından çok daha fazla kayıp verdik. Bu artık değişmeli. Kongrenin harekete geçmesini istiyoruz. Örneğin ben Virginia Tech Üniversitesi mezunuyum ve orada ders veren çok sayıda arkadaşım var. Silahlı saldırı olduğu zaman binadaydılar. Amerikalılar şimdi kongrenin harekete geçmekte başarısız olduğu için bu saldırının sorumlusu olup olmadığını sorguluyor. Hem senatoda hem temsilciler meclisinde bizi temsil edenlerin bunu yapma şansı vardı. Eğer kongre bu konuda yine başarısız olursa o zaman yamyamlardan ne farkı kalır?
Chris Brown, yaşanan tüm acı tecrübelerden ders alınması ve yeni önlemlerin bu tecrübelerle şekillendirilmesi gerektiği inancında. I think obviously we all heard and saw with shock and horror what happened. New York'ta olanları görünce hepimiz şok olduk. New York kenti yöneticileri kalabalığın olduğu yerlerde daha fazla güvenlik önlemi almalı. 11 Eylül sonrası alınan tedbirler bugün de alınıp silaha kolay erişim engellenmeli. Biz Brady Vakfı olarak bireylerin haklarını engellemekten, yasal yollardan silah sahibi olanların ellerinden silahlarını almaktan bahsetmiyoruz. Biz bu tür saldırıların önlenmesinden, insanların ellerindeki dolu ve emniyeti kapalı olmayan silahların ateş almasının önüne geçmesinden bahsediyoruz. Güvenlik soruşturmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 50'lerde, 60'larda otomobiller otoyollarda hızlandığında, doğal olarak kazalar ve yaralanmalar arttığında federal hükümet baktı ki halk sağlığında ciddi bir kriz yaşanıyor. Ve sadece herkes emniyet kemeri takmalı demekle yetinmedi. İnsanları nasıl koruyabiliriz dedi ve hava yastıkları zorunlu hale getirildi. Otoyollarda hız sınırları kondu. Bazı yollar yeniden dizayn edildi. Bu meselede de bu tür bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Her yıl 33 bin insan silahlı şiddet nedeniyle ölüyor. Bu da bir nevi halk sağlığı salgını. Aynı şekilde tedavi edilmeli. İnsanlar bugün bu alınan tedbirler sayesinde hayatta. Biz de aynısını istiyoruz. Yasal yollardan silah satın alanların elinden silahları almış olacaksınız. Ama yasa dışı yollardan alan suçlular yine silah sahibi olacak. Tıpkı uyuşturucu gibi. O da yasal değil ama kullanılıyor. Bu bizim hakkımız. Eğer yasalar bunu engellerse hakkımızı elimizden almış olursunuz ki bu adil değil. Yasanın değiştirilmesi aşırı bir tepkiye neden olur. Peki silah sever bir toplum olarak tanınan Amerika'da 2017 yılında hayata geçirilemeyen silah denetim yasası ne ölçüde gerçekçi? 2018 yılında bir mucize yaşanacak mı? Bunu da zaman gösterecek.